Ünlüler cephesine geçelim. Ünlüler takımında neler oluyor? Tabii ki gönülleri daha çok konuşuruz. Çünkü Barış'ın oraya geçmesi, oradaki olayların biraz daha belki son konseyden dolayı, elenen kişinin oradan olmasından dolayı daha kaynar olması bizde gönüller takımına itti. Ama ünlüler takımında da hiçbir şey olmuyor değil efendim. Elif'le Aycan'ın arasında bir tartışma yaşandı. Onunla başlayalım. Ardından ünlüler takımını da değerlendireceğiz. İşte o görüntüler geliyor. Biliyor musun bak şu var, var bu var, bu var. Tamam. Bir de hızlı yap. 2'de 2 yaptı ama ben de çıkmak istedim. Tak, tak, tak. Oğlum sen bak. Bak şöyle yaptın böyle. Ben seni yerine yapıyorum. Şey olsa zaten öbüründe yarışmıyor. O yüzden yedek var yani. Tamam. 1-0. İlla diye bir şey yapıp durmayın. 2-1. Seçimlerine bir şey söylemedik. 2-2. Bunu alalım. Kızın alması gerekiyor. Tamam aldım neyse hani bir sıkıntı yok. Ya kim oldu? Barış mı? Tamam hadi. Hadi Barış. Ben Allah daha hızlı. Daha hızlı. Aynı şey yaptın. Açtım mı? Sen de aynı şey yapmadın mı? Ben ağzımı açtım mı? Sen aynı şey yapmadın mı? Ben şu an şimdi ağzımı açtım. Soru soruyor, sana soru soruyor. Ben de aynı şey bir şey söyleyeyim bak. Sizde böyle olmaz ya. Bu böyle olmaz. Ben bu burada oldu. İlla Elif çıkmak istiyor diyorsun ya. Evet buraya geldim. Konuşma ben çekmeye dikkat dedi. Edeceksin. Evet öyle. Onlar orada yaparken biz niye bunu yapmıyoruz? Parkurda hızlıyım. Bilmem ne de hızlıyım. Tabii ki de kendime tamam, göre söyleyeceğim. Tamam bak bir dakika diyorsun ki halka sen benim. Sen niye laf sokarak illa çıkmak istiyorsun? Ya konuştursana. Konuşturuyorum zaten. Ya, bir saat buraya geliyorsun. Hacı otur. Ben... Tamam neyse. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Kuru yere otur. Abi bir şey. Ters konuşmayacaksın ya. Sakin olacaksın. Ters konuşmadan cevap vereceksin. Takım oyunu bu. Tamam sustum. Tamam. Gitmeyeceksin. Ben çıkmıyorum. Çık. Bunlar burada konuşulmaz. Ben bunun matematiğini yapamam. Ben söyleyeyim ya. Valla. Böyle olmaz mı? 2'deki yapsın. Çıksın diyorum. Diyor ki yok Elif çıksın. İlla o çıkmak istiyor. Böyle bir şey var mı ya? Ben sana diyorum ki. Bir dakika ben konuşuyorum. Bak hala uzatıyorsun. Elif. 2'de 2 yaptım diyorum. Sen çıksın. Yok Elif çıksın. İlla o çıkmak istiyor. Elif kalbimi kırmak istemiyor. Zaten git. Gel Allah aşkına. Kalbisini kırmak istemiyor. Bir konuşmayayım. Hayır 2'de 2 yaptı. Çıksın diyorum yok illa Elif çıkmak istiyor diyor. Ben de söyledim. Böyle bir şey var mı ya? Ama bir şey söyleyeyim. Birbirinize zıt oluyorsunuz bu durumda. Anladın mı? İstersen ama tavırlarına bakmıyorsunuz. İşte bak. Böyle olmaz yani. Bu kıza sormadan ben bunu alıyorum. Kimseye sormadan bir şey alıyorum diyor. Ben de diyorum ki 2'de 2 yaptı. Çıksın diyorum. Elif illa çıkmak istiyor diyor. Bizim erkekler kendilerinde anlaşma yapıyor ya. Bak, duyan duyuyor yani. Kanka bir şey söyleyeyim. Ama burada yeri değil yani. Bunu burada yapmayalım işte. Çıkmıyorum yani. Çıksın nereye çıkıyorsa çıksın ya. Neyin peşinde olmaz, bir kimseye olmaz. Sormadan bak, iş yapıyor. Şu... Biz kıza diyoruz ki 2'de 2 yaptı çıksın. Yok illa Elif çıkmak istiyor. Ben böyle bir şey mi söyledim? Bak haklısın. Duyanlar da var. Bak al. Tamam boş ver. Tamam hocam. Hocam gel. O zaman hocam, sen de hocam çıkın. Tamam. Sen de bayrağı kalsa ben çıkarım. Elif çıkalım mı sen? Yok 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 yani çıkmıyorum. Bayrağı kalsa Elif de ben çıkarım. Bayrağı kalsa ben çıkarım. Bu zamana kadar yaptığım yetmiyormuş gibi. Orada tanışacağım. Her şeyi orada konuşacağız. Tamam mı? Elif, evet. Elif dedim. Evet, oyunun genel diyorum da. Şimdi Elif'le Aycan arasında bir tartışma. Oyuna çıkma tartışması. İşte Elif mi, Aycan mı falan. Tabii aralarında gizli bir rekabet de olabilir. Çünkü artık ünlüler takımında da Elif'le Aycan en çok öne çıkan isimler. Yani neyin tartışması bu sizce mesela? Nedir olay yani anladığınız kadarıyla? Ya bir işte oyuna çıkma mevzusu zaten. Hı-hı. Yani çok zor değil bunu şey yapmak gizli ama. Gizli bir şey var mı onu demek? Mutlaka bir rekabet var çünkü biri %58'lerde biri %56'larda geziyor. Bir de bu hafta bir de şu açıklayacağın ismi çok merak ediyorum. O gizli ismi çok merak ediyorum senin favorini. Aycan'da ciddi bir çıkış var bu arada. Olaylardan kendini biraz soyutladı. Çünkü atıyorum birkaç tane talihsiz açıklama yapmıştı ve herhalde bunların yanlış olduğunu idrak etti ve bunlardan uzak duruyor şimdi. Mesela burada da Elif'e kalbini kırmak istemiyorum. Hı hı. Git diyor mesela. Elif'te ciddi bir düşüş var. Performans olarak bu hafta özellikle. -16 puan almış yani. Bu hafta mesela evet. Aycan'la Elif arasındaki fark ne? Mesela bakın, bu hafta Aycan yani, kaç puan almış? Aycan 7. 7 yani puan almış. İkinci sıralarda ve Elif 15. sıraya düşmüş. Yani şey haftalık performans olarak konuşuyoruz bunu bu genele arada. Genele bakınca da Elif 6. Aycan da 8. Evet, sırada. Evet yani bir rekabet var ama Elif burada oturup da ben çıkayım dedim demiyor zaten. Sen 2'de 2 yaptın. Hepimiz konuşurken Aycan çıksın dedin diyor. Aycan niye böyle içerledi onu anlayamadım tabii ki.
Ama yükselen bir performansı var. Aslında kötü olan ne biliyor musunuz? İkisinin de bu duruşu güzel. Yani ikisi de oyuna çıkmak istiyor, kazanmak istiyor. Evet. Bence ikisinin içindeki olan bu istek, yani gönüllülerde göremiyoruz ya, her seferinde aynı şeyi konuşuyoruz. Hani ikisinin içerisinde olan istek çok güzel bir şey ama bunu o bench'te konuşarak yaptığında ve tartışmaya döndüğünde dolayısıyla böyle modun düşerek çıkıyorsun ya, en kötüsü de o. Sen çıkacaktın, ben çıkacaktım, ben almak istiyorum. Yani birbirlerine fırsat tanımaları gerekiyor. Ya da takımın bir şekilde, toplu bir şekilde konuşup demesi lazım. Ya Elif, evet sen çıkıyordun ama hani bu sefer de Aycan çıksın. Aycan'ın performansı da çok iyiydi gibi. Ortalığı yatıştıracak kişilerin olması gerekiyor. Hı hı. Hani öylelikle Aycan'ın da çıkmak istemesi çok normal. Çok hızlı bir Elif var, doğru. Ama performansı düşen de bir Elif var. Aycan'ın performansı yükseliyor. Kendine güveni geldi. Davranışlarını da düzeltmeye başladı. Kendine güveni gelince de ister istemez takıma katkıda bulunmak istiyor. Ya da kendini göstermek istiyor performans anlamında. Çok normal bir şey ve o yüzden de bence Aycan'ı tebrik etmemiz gerekiyor. Bir de bayrak evet. Yarışı da değil galiba. Çünkü Perviz oradan şey diyor galiba. Bayrağı kalırsa Elif koşar, evet. Beraber çıkarız diyor galiba. Yani bayrak yarışı da değil çünkü. Şimdi bir şey daha soracağım. Yani daha doğrusu bir yorum yapayım. Sonra Melisa sana soracağım da. Şimdi ben bir kere kafamdaki şeyi açıklayayım. Ben başta çok kızdığım bir yarışmacıydı. Çünkü her zaman söylüyorum. Hepimiz bir kere, iki kere belki kötü bir söz söyleriz ama bunu çok üst düzey bir kelimeyle, cümleyle yapmazsak ya da ikinci defadan sonra üçüncüsünü, dördüncüsünü yapmazsak her zaman için ben bu tip hataları da açığım ama Survivor'da kötü söz hiçbir zaman çok olmamalı. Aycan da yarışmaya bu şekilde başlamıştı. Derya ile girdiği bir barakadaki konuşmada hepimiz Aycan'ın böyle, ben resmen üstünü çizmiştim yani. Ama evet. Şu an şöyle bir Aycan görüyorum ben. Gerçekten bu hatalarından ders almış ya da bunları tekrar ettirmemiş. Hoş, şu an ünlüler adasında bir kavga yok. Belki tartışma olsa yine olacak ama Aycan bana böyle yavaş yavaş bir ünlüler takımındaki finalist adayı olarak gelmeye başladı. Performansı çok iyi. İletişimi çok iyi, arkadaşlara desteği iyi. Özellikle takım oyunlarında, futbolla alakalı oyunlarda, basketbol gibi oyunlarda çok başarılı geliyor bana. Bilmiyorum, ben Aycan'ı şu an finale yakıştırıyorum mesela. Hani sevmeye başladığım bir yarışmacı. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Ünlüler takımında iki tane yarışmacı var ki hiç sesleri çıkmıyor. Gerek performans olarak, gerek aday yaşantısı olarak. Bir tanesi sonradan gelen Aşkım, diğeri de sonradan gelen Ezgi. O kadar sessiz, o kadar sakinler ki onlar da bence ünlüler takımının hayalet yarışmacıları. Nereye kadar giderler bilmiyorum. Ömürlerinin çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Ünlüler takımında da şu an kavga olmamasına rağmen iki tane grup görüyorum. Kızlar ve erkekler. Bakın şimdi burada Elif ve Aycan kavga ediyor. Ön tarafta orada Berkan'la kim? Ersin galiba. Ersin taş makas kağıt yapıyor. Ha, yok şey. Ersin yakıştırmaya çalışıyor pardon. Hayır yani anlatabildim mi? Bak orada ikisi bayağı hararetli tartışıyor. Yani tartışsınlar ya diyor. Ne yaparsa yapsınlar. Önde taş makas kağıt yapıyorlar. Berkan'la kim? Mert galiba. Yani bu ne kadar yanlış, ne kadar saçma bir şey. Ersin söylüyor. Bakın biz erkekler kendi aramızda anlaşıyoruz diyor. Siz de yapabilin bunu diyor yani. Ama yani hani kötü de duruyor. Yani biraz daha takım şeyle bakmak lazım. Yani mesela Aşkım'la şeyi, Ezgi'yi bence oy potansiyeli olarak görüyorlar. Bir yerde onları da hani bu tarafta Gizem'e yaptıkları gibi teşekkür edecekler mesela. Ya Aşkım mesela çok şirin, çok tatlı ama benim aklımda tek kaldığı sahne var. Konseyde verdiği abartılı tepkiler. Tepkiler. Ya orada mesela Evrim diyor ki, ya diyor bu Yunus Emre diyor nasıl böyle konuşur diyor. Aşkım oradan böyle. İnanılmaz yani gerçekten. Aşkım biraz elini taşın altına koymalı ve kendini göstermeli. Yani ben bütün yarışmacıları şeyden tanıyorum işte. Hani hep evde zaman geçirdik. Şeyde bu seçme evinde Aşkım'la da Ezgi'yle de ama çok sakinlerdi orada da. Zaten hani çok büyük bir potansiyel olsa gerçekten bence ana kadroda olurlardı ama benim mesela şu an benim için ikisi de hayal kırıklığı. Survivor performansı aslında anlamında. Aşkım bu arada röportajlarda dikkatimi çekiyor. Kelimeleri yan yana koyup çok güzel cümleler kurabilen ve kendini aslında çok iyi ifade edebilen bir yarışmacı ama performans olarak da çok aşağıda kaldığı için. Bora senin mikrofonda bir sıkıntı varmış. O yüzden senden sözü alacağım. VTR arasında gelecekler yanında. Melisa'ya ben sormak istedim. Evet, konuşmanı istemiyoruz şu an Bora. Sana sormak istiyordum. Yani ünlüler takımındaki kadın yarışmacıları nasıl buluyorsun?
Yani şöyle, şu an benim için de kadın yarışmacılarda favori olan Aycan. Çünkü Elif performansı iyi olmasına rağmen altını dolduramıyor. Bir eksiklik var yani. Ya da bize geçmeyen bir şey var. Enerjisel mi bilmiyorum. Bir negatiflik var yani benim açımdan. Aşkımı geldiği zaman dedim ki, Murat abilere buradan selam gönderiyorum. Performansı bence iyi olmayacak falan demişlerdi. Ben dedim ki, jimnastikçi Damlacan'a benzeyecek hani. Performans olarak iyi olabileceğini düşünüyorum falan demişim. Çünkü kısa boylu. Bence onun için bir avantaj. Daha böyle hızlı. Aşkım. Kesinlikle boy olarak karşılaştırmıyorum. Ben de kısayım. Aşkım, evet. O yüzden... Yok be, senin boyun 1.70 falan. Yok, ben 1.66'yım. 66 mısın? Evet. Daha uzun gözüküyorsun ama. Evet. Keşke. Ama aşkım kaç boy herhalde? Aşkım benden kısa herhalde. Aşkım 55 falan olabilir. Aşkım 1.55 ile 60 evet. arası boyu. Ben 60 değildir. 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 Hı-hı. O yüzden aşkım biraz daha sesini duymamız gerektiğini... Seyir zevki veren bir yarışmacı. Hem zaten sempatik. Performansı bence kötü değil. Yani biraz daha aşkımdan ziyade Ezgi'nin buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk fotoda olacak kişilerden bir tanesi Ezgi. Evet. Belki aşkım biraz daha işte tatlı diliyle, iletişimiyle Ezgi'nin biraz daha önündedir. Ama Ezgi'yi kesin fotoda görüyorsunuz. Görüyorum çünkü aşkımın arkasında biraz da Sercan olduğunu düşünüyorum. Sercan'la iyi geçiniyorlar. Sercan'la yani. Daha iyiler. Sercan oradaki bilir kişi mi? Yani hani yönlendiren kişi mi adadaki? Aslında gizli bir yönlendirici vardı, Mert. Ama şu anda onu ele geçirmiş olan bir Sercan var. Sercan şu an ünlülerin lideri mi senin için? Tam olarak lideri değil ama olacak. Olacak. Aynen. Çünkü ama biraz da sert kalıyor değil mi? Biraz daha yumuşatması lazım. O hani kız gibi ağlamaların. Burada bayan kadınları da bir laf etmiş oluyor. Hani biraz daha küçük görmüş falan oluyor. Bunları biraz daha dikkat edip frene basması gerektiğini düşünüyorum.